Deli Sayım'a stüdyo konuklarımızı eşliğinde devam ediyoruz. Gece ve Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan ve finansal stratejist Mustafa Aşkın'la birlikteyiz bu sabah. Günaydın, hoş geldiniz. Şimdi dün Merkez Bankası'nın attığı adımlara şöyle bir bakıyoruz. Politika faizinde 25 bas puanlık indirim var. Faiz koridorunun üst bandında 50 alt bandında 25 bas puan indirim var. Yine PYL'lere fonlama ve geç likidite faiz oranlarında da aşağı yönlü hareketlilikler var. 50 bas puanlık. Böyle bir ortam içerisinde ilk yorumlarınızı şöyle bir alalım diyeceğim ama aslında ikinizden de ilk yorumları aldık. Erdoğan Turan, şöyle dönmek istiyorum size. Merkez Bankası bu adımla kredibiliteyi artırdı dediniz. Evet. Muhammed Eleryan dün merkez kararının ardından hemen Twitter'a sarıldı. Dedi ki merkezin faiz indirmesi Türkiye'de, üzerine de başbakandan gelen yorumu ben üst üste topladığım zaman merkez üzerindeki yüksek ve artan siyasi baskıyı okuyorum dedi. Siz ters görüştesiniz, onun için merak ediyorum neden? O siyasi baskı vardı, hep olmaya devam edecek. Gerçekten Merkez Bankası bu baskıyı çok fazla hissediyor olsaydı 3 Şubat'taki enflasyon kararından, enflasyon rakamından sonra acil toplantı yapıp bugün yaptığı faiz indirimini o gün de yapabilirdi. Biz çok da fazla bir şey söylemeyebilirdik. Çünkü dün gerçek anlamda bir faiz indirimi gördük biz. Yani politika faizinde, koridorda, özellikle koridorun üst bandında indirilmesi yasak savuşturma babından değil, bir faiz indirimi kararıydı. Ben daha çok yine Merkez Bankası'nın projeksiyonlarına bakarak kredibilitesini arttırdığını düşünüyorum. Çünkü ne dedi Merkez Bankası Başkanı Sayın Bahçı? Son 45 yılın en düşük enflasyonunu göreceğiz 2015 yılı içerisinde. Faiz enflasyon beklentilerinde bir gerileme var. Aynı kanaatteyiz. Sene sonu enflasyonu işte 6,5 civarında bir şey olacak. Eğer Merkez Bankası gerçekten buna inanıyorsa proaktif davranıp önceden pozisyon almalı. Faizi de aşağı çekmeli. Şimdi eğer faizi indirmiyorsa Merkez Bankası enflasyon beklentilerine bir problem olacak diye düşünüyor olmalı. Ya da enflasyon düşmeyecek diye düşünüyor olmalı. Düşünmüyormuş. Yani sene başında bizimle paylaştığı, piyasayla, tüm dünyayla paylaştığı varsayımlarda hala kararlı. Bu açıdan ben kredibilitesini arttığını düşünüyorum. Ama yine de bir taraftan işte gıda fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki oynaklığa yine vurgu yapılmış. Evet. Üst bandın indirilmesi, faiz koridorunun indirilmesi ayrı ayrı anlamlar ifade ediyor ama piyasaya, yani herkese istediğini verdi. Enflasyon konusunda temkinli durmalı diyenler için politika faizinde 25 baz puanlık indirim. Ya büyümeye de destek olmalı merkez bankaları. Tamam, çok fazla yüklenmek doğru değil ama büyümeye de Merkez Bankası destek olabilir diyenler için faiz koridorunun üst bandında indirim. Herkese istediğini vermiş oldu. Şimdi bugün Habertürk'ün ekonomi sayfası da ne şiş yansın ne kebap demiş. Merkez Bankası bir çeyrek indirdi faizi diyorlar. Ocak'ta enflasyon yüksek olunca ara toplantıdan vazgeçen merkez dün siyasilerin indirim baskısına 0,25 puanla yanıt verdi. Üst bandı da 0,50 puan indiren merkez adeta ne şiş yansın ne kebap dedi ama ne indirim işe yaradı ne piyasa üzüldü diyor Rahim Akın kaleminden bugünkü haber. Şimdi enflasyon beklentileri demişken dün metinden çıkan bir ifade de dikkat çekiciydi. 2015 ortasında hedefle paralel bir enflasyon göreceğiz ifadesini Merkez Bankası dün çıkardı metninden. Bu %5'in artık radarda olmadığı anlamına mı gelir? Ve faiz indirimi ne kadar ölçülüydü sence Mustafa? Esasında ben de gazeteye benzer bir kanaat içindeyim. Merkez Bankası herkese mavi boncuk dağıttı. Kredibilite konusunda kredibilite kolay kazanılmaz ama kolay kaybedilir. Geçtiğimiz dönemde de ciddi derecede bunda yara aldı Merkez Bankası ne yazık ki. Zaten geçmişte enflasyonla ilgili ciddi bir sıkıntısı var. 2006 yılında başlayan enflasyon hedeflemesinde 2010 dışında zannedersem hiçbir zaman tutturamadı. Ama tabii tamamen enflasyon hedeflemesi ve buna bağlı tutturma süreci Merkez Bankası'nın elinde de değil. Öte yandan yine sanki ben bu metinden bir parça daha sanki Merkez Bankası'nın enflasyondan korkmaya devam ettiğini anladım. Hani biraz daha ürkek, eskisi kadar kararlı değilmiş gibi bir hava yarattı. Metinden o kelimeyi çıkarması, özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki oynaklık üzerine ciddi derecede vurgu yapmış olması, temkinli olması gerektiğini kendi kendine telkin ediyormuş gibi geldi bana. Bu konuda da belki biraz faiz indirimini geri tutmasının ana nedenlerinden bir tanesi de bu olabilir. Şimdi hep bizim beklediğimiz olumlu gelişmeler vardı ki bazıları gerçekleşti. Petrol fiyatlarında çok ani iniş, dünya konjonktüründe enflasyon olsun diye uğraşan bir dünya ekonomisinin olması hali hazırda. Ama buna rağmen Türkiye'de petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve gıda fiyatlarındaki çok rigid tutum enflasyonu bir türlü baş edilmez bir tutuma getirmeye başladı. Merkez Bankası bundan bence şikayetçi.
hedeflemesinin yine muhtemeldir ki ıskalayabilecek. Ama umarım ki bu sapma çok yüksek olmaz. Geçtiğimiz dönemlerde %100'e varan sapmalar vardı. Bunu yarattığı bir baskı da faizler konusunda bir parça elini temkin tutmaya çalışıyor. Şimdi dün ekonomistlerden görüş aldık yayınımız esnasında. Merkezden karar gelince Yarkın Cebeci dedi ki Mart toplantısı enteresan olacak. Çünkü Ocak'ta enflasyonda gördüğümüz düşüşün aynısını Şubat'ta göremeyebiliriz. Faiz indirimi biraz daha zorlaşabilir. Nisan için şans daha yüksek olabilir. Özgür Altuğ görüş belirtti. 17 Mart toplantısından belki 25 bas puanlık bir indirim gelir 22 Nisan'dan. Gelmeyebilir diyor. Enflasyon beklentileriniz ve bundan sonra merkezin verdiği sinyallerle bir sonraki toplantılardan nasıl bir beklentiniz var? Faiz indirimlerinin devamı gelir mi Erdoğan Bey? Tutanaklarda şu gıda ve konusuyla enerji konusundaki oynaklığa vurgu yapılması ilginç. Evet. O zaten kendine bir marj yarattı. Alan bıraktı Merkez Bankası. Gıda ve alkolsüz içeceklerin tüfedeki payı %25 önemli. Malum kış koşulları, ulaştırmada problemler, çarşı pazarda fiyatlar düşük değil, yüksek hatta. Bir de biz sene başında petrol fiyatını 45 dolar, 50 dolar civarında görüyorduk. Şubat'ın çok büyük bir kısmını 60 doların üzerinde geçirdik. Zaten petrol fiyatlarının geriliyor olması bizde otomatik olarak fiyatların gerilemesi anlamına yansımıyor. Çünkü %15 civarında bir geçişkenliği var. Yani petrol fiyatı 115 dolardan 60 dolara düştü. Aynı faydayı biz tüketici olarak da hissetmedik. Hissetmeyeceğiz de. O yüzden o temkinli duruş var. Belki Şubat enflasyon rakamı beklentiden biraz yüksek de gelebilecek. Bu da Merkez Bankası'nı tutar. Merkez Bankası'nı tutan faiz indirimi konusunda tabii. Merkez Bankası'nı faiz indirimi konusunda tutan ana faktör enflasyon konusuysa aynen Fed'in yaptığı gibi önümüze ne geliyorsa gerekeni yaparız. Yani bugün faiz indirmeye gerektiren bir konjonktür varsa indireceğiz ama enflasyon yüksek mi geldi bir duralım bakalım diyebilir. Büyük ihtimalle de öyle diyecek. Çekirdek enflasyonda kalıcı düşüş için temkinli olmalıyız diyor dünkü açıklama. Doğru bir tespit. Zaten Merkez Bankası belki de biraz başka şeylere atıfta bulunuyor açıklamalarında. Diyor ki aldığım notlara göre açıklanan yapısal önlemler bir an önce yapılmalı diyor. Şimdi yapısal önlemlerin Merkez Bankası ile doğrudan bir ilişkisi yok. Merkez Bankası diyor ki siyasilere veya iktidarlara yapısal önlemleri bir an önce alın ki enflasyon konusunda da ben önemli derecede bir şeyler yapabileyim. Dolayısıyla hani sadece enflasyonun ve para politikasına bağlı olarak Merkez Bankası'nın belli büyüklükleri kontrolü söz konusu olmadığını vurgulamaya çalışıyor. Mart'ı bence pas geçer. Görüntü o. Çünkü konjonktürel duruma baktığınızda hem baz etkisinin yavaşlaması hem beklenenin bence yine biraz üstünde gelecek olan enflasyon rakamları nedeniyle Mart'ı sakin geçiririz diye görüyorum şu an itibariyle ama tabii dünya konjonktüründeki gelişmelere de bakmak lazım. İşte bugün ve yarın yine Fed'i konuşacağız. Ondan gelecek belki bir parça daha olumlu sinyaller, bir parça daha marj yaratabilir Merkez Bankası'na. 3 dakikamız var bu bölüm içerisinde. Orada da kurdan bahsedelim diye düşünüyorum. Şöyle ki Tunç Karadeniz'den de soru gelmiş. Merkez Bankası faizi indirdi. Net dış borç nedeniyle 46,6 milyar TL'lik kur zararı gerçekleşti. Piyasa faizi iner mi? Hayır. Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi şimdi herkes soruyor. Biz bu işi niye yaptık? Kur tarafı ve faiz tarafında nasıl bir etkisi olur dün alınan kararın Erdoğan Bey diye soracağım. Çünkü özellikle faiz koridorunun üst bandının 50 bas puan inmiş olmasıyla sabah konuştuğumuz ekonomistler de kurun kontrol altına alınmasının Fed'in faiz artırım takvimine geri sayarken zor olacağı kanısında. Koridor üst bandı aşağı çekildi diye kurda kontrol çıkacak, kontrolden çıkacağız demek çok yanlış. Veya koridor çok yukarıdaydı ve biz kuru kontrol edebiliyorduk demek çok yanlış. Hı hı. O üst bant ya da faiz koridoru dediğimiz şey bir sigorta. Gerektiği zaman kullanılabilecek bir sigorta. Ama doların değeriyle ilgili bir şey konuşuyorsak burada asıl aktör FED. Yani Amerikan ekonomisi ya da o doların, o paranın biriminin sahibi olan kurum. Biz sadece o kurumun aldığı aksiyona karşı bir şeyler yapabiliriz. Ama burada iki ayrı sikletli boksör var. Bu maçta biz en fazla savunma durumunda kalabiliriz. Karşı taraf ağır siklet. Şimdi faiz aşağı indi doğru. Faizi aşağı inen para biriminin diğer para birimlerine karşı cazibesi azalıyor. Okey. Ama biz bunu zaten çoktan satın almıştık. Yani çok çok önce satın almıştık. Şu anki seviye 2.45'lerin üzerinde olmak hem faiz indirimini bir noktada fiyatlamış olmaktı. Hem de olası Yellen'ın dün akşam konuşmalarına karşı bir ön hamleydi. Yellen'dan gelen açıklamalar da doları böyle hemen apar topar değerli kılacak gelişmeler olmadığı için duruyoruz. Bu durmak düşmez mi? Ya da 2.50'leri tekrar aşmaz mı? Aşabilir, olabilir. Ama burada artık bizden çıktı top. Yani Merkez Bankası hamlesini yaptı.
önümüzdeki dönemde FED ne yapar diye bunu niyet okuculuğunu devam ettireceksek abi de ekonomist nereye gidiyor ona bakmamız gerekecek. Hı-hı. O yüzden ben 2.40'ın altına inebileceğimizi çok fazla düşünmüyorum. İnebiliriz ama kalıcı oluruz diyemiyorum şimdi ama. 2.45'lerde kalmaya devam ederiz ama ilk önemli ABD verisinde mesela enflasyon veya tarım dışı istihdam bakımında. Gelecek hafta geliyor tarım dışı istihdam. Biz tekrar yukarıları zorlarız. Ne dersin Mustafa? Kur ve faiz açısından dünkü kararları nasıl yorumlamak lazım? Tabii Merkez Bankası şu anda faizleri indirdi ama şu anlaşılması gerekiyor açık bir şekilde. Merkez Bankası faiz indirir veya çıkarırsa illa bunda piyasaya birebir yansıması diye bir şey söz konusu değil. Geçtiğimiz yıllarda da aynı şey olmuştu. Merkez Bankası Mayıs 2013'te 4.5'ta faiz tutarken piyasa faizi bir anda 9'lara çıkmıştı. Ardından Merkez Bankası artırmaya kalktı ve yaptı. Tersi de söz konusu olabilir. Piyasa sadece yönlendirici bir mesaj vermeye çalışıyor Merkez Bankası. Özellikle de bankalar ile. Bu ilan ettiği faizler bankalar açısından çok önem taşıyan faizler ve onların fonlama maliyeti açısından önem taşıyan faizler. Dolayısıyla piyasa faiziyle Merkez Bankası faizi şu anda örtüşüyor gibi. Dolayısıyla pek bir sorun yok. Zaten daha önce de satın alınmıştı Erdoğan Bey'in söylediği gibi. Kura gelince Merkez Bankası kurdaki oynaklık üzerine oynuyor zaten. Değer artışı veya azalışı değil. Son bir 2-3 yıla baktığımızda anormal bir volatilite söz konusu. Onu azaltmaya çalışıyor. Tabii kurun değerinin artması, özellikle Türk lirasının değer kaybetmesi döviz cinsinden borçlananlar açısından pek hoş değil. Ama görünen o ki bu para biriminin patronu olan Amerika Birleşik Devletleri faiz artıracak. Faiz artan para kitaplarda yazdığına göre değerlenir. O da oluyor zaten. Kısa bir reklam arası verelim. Ardından devam edeceğiz. Geri sayıma stüdyo konuklarımız eşliğinde devam ediyoruz. Dün içeride merkezin kararını aldık. Yurt dışında da gözler Fed Başkanı Janet Yellen'ın yarı yıl sunumundaydı Senato'da. Çok fazla sorularla terletmiş gözükmüyorlar Merkez Bankası Başkanı'nı. Bir tek Kongre Fed'i mercek altına alsın mı noktasında şiddetle karşı çıkarım dedi. Bağımsız merkez bankalarının ekonomiye her zaman daha istikrarlı bir duruş kazandırdığını ifade etti. Ama onun dışında faiz artırımına ilişkin piyasa buradan çok da şahin bir mesaj almamış gözüküyor. Dolarda aşağı yönlü hareketlilik gördük. Amerikan tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketlilik gördük. Ne dersiniz? Bundan sonrasına ilişkin Fed'in faiz artırımında takvim beklentinizde bir değişim var mı diye soracağım. Çünkü Fed fonlama oranlarına bakıldığında Eylül'den Ekim'e kayan bir hesaplama takip etmiş piyasa. Mustafa bu defa da seninle başlayalım istersen. Evet, Fed Başkanı Yellen'ın sorulara cevapları ilginçti bazı maddelere. Özellikle benim dikkat ettiğim temsilciler meclisindeki bir üyenin genel bankaların batışının veya riskinin tüm ekonomiyi etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili bir sorusu vardı. İsrarla bu soruyu sordular. Sistemik bir risk oluşturabilir mi dediler Amerikan ekonomisi için. Çünkü anladığım kadarıyla yerel bankaların bazılarında ciddi problemler var Amerika'da. Ki çok ufak ölçekli bankalar. Yalın da kesin bir dille bunu yalanladı. Bence en anlamlı risk anlamında bakılması gereken yer burası. Faiz konusuna gelince de faiz konusunda bekleyelim görelim. Bizim hedeflerimize yaklaşırsa gerektiğinde müdahale ederiz rahatlığı içinde gördüm Yellen'ı. Ama bu anladığım kadarıyla Haziran sonrasına atılan bir ifade. Özellikle daha önce de vurgulamaya çalıştığı belli hedefleri var. İstihdam olsun, istihdamdaki ücretler olsun, büyümeyle ilgili ve enflasyon hedefleriyle ilgili problemler var. Bunlara yaklaştığımız zaman gereğini yapacağız demeye çalıştı. Makul bir ifade kullandı. Ama satır aralarında da güçlü dolardan rahatsız olabileceğini ifade etti bence. Özellikle güçlü doların yaratacağı Amerikan ekonomisiyle ilgili olumsuzlukları da göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı. İşte belki bu lafları duyunca ilk olarak insanlar mutlu oldu ve piyasalar rekorlar kırmaya başladı. Ama ardından gelen salvolara baktığımızda Yellen tarafından bunun da dikkatli izlenmesi gerektiğini ifade etti. Makul bir açıklamaydı. Muhtemelen bugün de onu devam ettirecektir. Önümüzdeki toplantıdaki özellikle tutanaklara bakmak gerekiyor. Oradan da çok fazla değişik bir şey olacağını zannetmiyorum. Ne dersiniz Erdoğan Bey, ne zaman faiz artıracak Fed? Çok yakın değil gördüğümüz kadarıyla. Yalın'ın konuşmalarında... 3 vakte kadar değil. Üç vakte en az 2 toplantı değil. Daha yok biraz üzeri. Biraz daha bakacağız o sihirli küreye. Oradan bir anlam çıkarmaya çalışacağız. Yalın'ın zaten FOMC'de konuşulmayan bir şeyi bugün gelip de piyasalara paylaşmasını beklemek zaten mümkün değil. Evet. Bir de Fed'in içeride bir sır var. Bu sırrı herhangi bir toplantıda Yalın açıklayacak demek hiç mümkün değil. Çünkü bir sır yok. Yani ABD ekonomisi toparlanmaya devam edecekse, enflasyon yükselecek, ücretler artacak, istihdam piyasası güçlü kalmaya devam edecekse herhangi bir ayda faiz artacak. Bu çok zor, yani tahmin edilmesi zor çünkü bunu Fed'in içinde de bilen yok gibi gözüküyor. Tahmin ediyoruz, Haziran olur, şu olur, bu olur ama net olan şu var, faiz artacak.
Burada piyasa 3 ay kazanayım, 5 ay kazanayım çabası içinde hala orada. Çok sağlıklı mı? Bence değil. Niyet okumaya çalışmak çok sağlıklı mı? Hiç değil. Ama Yellen'ın konuşmalarında şu var. Yani enflasyon önümüzdeki dönemde biraz aşağı çekilebilir ama sonra tekrar yükselmeye devam edecek. Biz şu sabırlı olma ifadesini en az 2 toplantı daha koruyacağız. Nisan, Mart'ın sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Sabırlı olma ifadesinin kalktığı gün biz şunu anlayacağız. En az 2 toplantı sonrasında bir faiz artırımı gelecek. Aceleci değil, sabırlı. Bu da piyasalar için hadi sizin 2 ayınız var, en az 2 ayınız daha var demek. Piyasa da bunu kullanmaya devam ediyor şu anda. Stratejist Aydın Eroğlu görüş paylaştı Twitter'dan, onu da aktaralım. Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimlerine ilişkin üst bant indirimi dışında aslında faizde ayak diremeye devam ediyor diyebiliriz demiş. Çünkü eğer Ocak enflasyonu 0.07 puan daha düşük gelseydi dün yaptığı indirimden belki de daha fazlasını 4 Şubat'ta olağanüstü indirim olarak yapacaktı. Sadece 25 bas puanlık indirimle aslında Şubat enflasyonunda yükseliş beklediğini görüyorum. Yani Mart'ta faiz indirimi görmeyebiliriz görüşü paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Sabah bir BIST için. Rekorlar değil de biraz daha toparlanma mümkün olabilir. Yani rekorlar bizim için çok geçerli olmayacak. ABD borsalarında belki görebiliriz. Ama bizim için geçerli değil. Faizler geriliyor. Yani faizin geriliyor olması hisse senetleri için bir fırsat. Bizim için, yani hisse senedi yatırımcısı için söyleyeyim, bizim için derken. Kur tarafında da böyle çok sert hareketler yoksa, 2.50'ler mesela zorlanmıyorsa, borsada 90 bine doğru gitmek çok zor olmaz diye tahmin ediyorum. Her şey buna elverişli. Yunanistan'da o Badri'yi atlattık diyelim. Rusya'da biraz sakinleşme var diyelim ama altı boş, o da ayrı bir şey. Bir alan var, bir hareket edebilecek zaman dilimi var, fırsat var. Bu fırsatta en fazla 90 bin olur diye tahmin ediyorum. Üstünü beklemek için çok çok daha iyi bir konjonktürden bahsediyor olmamız lazım. Henüz onun işaretini göremedik. Ne dersin Mustafa 90 bin için? Belli bir doygunluk var borsada zaten. 90 bini denemiştik ve geri geldik. Erdoğan Bey'e katılmamak elde değil. Stresli bir durum var ortada. Yukarıya gitmesi için çok da olumlu şeylerin olması gerekiyor. Ama piyasa şu anda bir vaha buldu kendine. Bu vahayı değerlendirecektir. Yukarıya doğru bir hareket yapacaktır ama hisse senetlerinin genelinde değil, özellikle mali sektör ve bazı sanayi hisse senetlerinde yukarı doğru bir hareket olacaktır. Geneline beklemek için daha kapsamlı bir şeylerin olması gerekiyor. Ama düzeltmeler daha sert olabilir. Özellikle 84 binin altına kayabilecek bir borsada 70'li rakamları görmek, 78-77'leri görmek de olası. Dolayısıyla esas trend bu. Türkiye'de bir de unutulmaması gereken bir süreç başladı artık, seçim süreci. Bu seçime karşı borsanın gösterdiği tepkileri de geçmiş yıllardan biliyoruz. Ona göre hareket etmekte fayda var. Şimdi blogunda bu soruya yanıt aramış Arda Tunca, ekonomist. Onun için ben de size sormak isterim. Şimdi az önce zamanın verimli değerlendirip değerlendirilmemesinden bahsettik. Şimdi 4 aylık bir nefes alma, bir manevra alanı bir anlamda kazanmış oldu Yunanistan. Evet 6 ay istedi, 4 ay koparabildi ama sonuçta eline bir manevra alanı da geçirmiş oldu. Ne dersiniz, bu varılan uzlaşıyla beraber Yunanistan kurtulmuş mu oldu diye soruyor Arda Tunca ama en azından kurtulmak için bir şans yakalamış gözüküyor. İyi kullanabilecek mi, ne dersiniz? Mustafa bu defa da seninle başlayalım istersen. Bu biraz bir film çağrıştırdı bende, Asya nasıl kurtulur diye. Yunanistan'ın durumu enteresan tabii. Geçtiğimiz haftalarda özellikle bir hafta önceye kadar yine bir programda konuşmuştum. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı vardı. Gerek Maliye Bakanı gerek Başbakan Avrupa'yı dolaşıp azar işitip geri geliyorlardı. Ve anlaşamadıklarını, hatta anlaşamama konusunda bile anlaşamadıklarını ifade ediyorlardı. Yunanistan'ın durumu enteresan, ciddi derecede siyasi bir baskı da var üstlerinde. Kendi toplumdan kaynaklanan bir baskı da var. Avrupa Birliği'nden gelen bir baskı da var. Yunanistan bu 4 ayda eğer bir şeyler yapabilirse, belli reformları yapabileceğine kanaat getirilirse ve ona verdiği sözü yerine getirebilirse bir aşama kaydeder. Ama yok, yine bildiğimiz eski Yunanistan tavrını takınırsa ve Avrupa Birliği de yine rigid tutumu tutunursa 4 ay sonra sil baştan aynı pembe diziye devam ederiz. Ne dersiniz Erdoğan Bey? Kurtuluş Almanya pembe dizi mi? Ya kurtuluş mümkün değil, öyle kolay değil o, bu işten kurtulma o kadar kolay olmaz ama İşte Syriza'nın seçim öncesi vaat ettiklerinden sonra büyük bir beklenti oluştu. En azından Yunanistan halkı için. Syriza liderleri de şu bahsettiğimiz vaatlerden birkaç tanesini yapmak için bize fırsat verin dedi. Fakat Almanya'nın o sert tutumu müsaade etmedi. Yani aslında Almanya önderliğindeki Batı, Avrupa diyelim, Syriza'ya 4 ay vererek yenildik ama ezilmedik deme fırsatı veriyor.
yoksa bir kazanılmış bir hak yok. Hani daha iyi olduğunu söyleyebileceğimiz bir durum, bir konjonktür söz konusu değil. Bu borçlulukla zaten ne kadar iyi olabilirsiniz ki? Reformlar dediğimiz şeyler de işte kaçakçının engellenmesi, vergide birkaç reform falan, yani o da çok. Yani özelleştirmeler. Kaldığı yerden devam edecek özelleştirmeler. Yeni özelleştirmeler değil. O yüzden yeni bir umut ışığı var diyebileceğimiz bu durum yok. Yunanistan bir ay önce neredeyse, bugün de orada. Böyle devam ederse, yani bu kemer sıkma politikalarına devam ederse 2020 senesinde bugün İtalya'nın olduğu yere gelecek, o kadar. Arada bu işler tabii siyasi, işin içine siyaset karışınca başka şeyler odaklanma söz konusu oluyor, ama ekonomiye bakıyorsanız siyaset bir dönem konuşuldu, bitti. Biz ekonomiyi konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yunanistan ekonomisi içinde söylenemeyecek çok fazla bir şey yok. Yunanistan piyasaları cazip bir noktasında Mark Mobius görüş belirtti. Diyor ki neden olmasın? Yunanistan konusunda iyimserim. Yeni hükümetin planı Avrupa'yı tatmin edecektir. Euro'nun düşüşü başta Almanya olmak üzere ihracatçıyı destekler. Avrupa Merkez Bankası'nın agresifleşmesi de Euro bölgesi için olumlu. Bence bankalar giderek daha çok kredi verecek ve ekonomiyi canlandıracak. Yunanistan'ın Euro'dan çıkması için neden yok? Toplaması gereken çok vergi var. Ayrıca Yunanistan, başta Çin olmak üzere başka ülkelerin ilgisini çekecek kaynaklara da sahip. Dolayısıyla bence Yunanistan yatırım için çekici. Öte yandan Ukrayna-Rusya konusunda nihai bir anlaşma sağlanırsa, bu da yatırımcı için oyunun kurallarını değiştirir. Yaptırımlar kalkarsa, çok cazip değerlemelere sahip Rusya ise senetleri de yatırımcıya fırsat sunar. Erdoğan Bey gülümsüyorsunuz, neden? Mark Mobius'un alma dediği bir dönem hiç hatırlamıyorum. Her yeri al. Rusya'yı al, Hindistan'ı al, Yunanistan'ı al. Tam bir boğa. Takdir ediyorum. Çok beğeniyorum kendisini. Şimdi Tunç Karadeniz diyor ki dolar faizleri geriliyor. Dünyada negatif faiz bölgeleri artıyor. Biz bile reel olarak negatif faizdeyiz. Altın için ne düşünüyorsunuz? Dün Sydney Morning Herald'da da bir değerlendirme vardı. 2015'te 20 tane Merkez Bankası faiz indirdi diye bir liste yapmışlar. İçerisinde Özbekistan, Romanya'dan, İsviçre'den tutun zorunlu karşılık indirdiği için Çin'i katmışlar. Danimarka, İsveç'ten tutun Endonezya, Pakistan'a kadar birbirinden farklı pek çok ülke var. En son tabii İsrail'i koymuşlar, Botswana'yı koymuşlar. Negatif faiz ortamı altına yarar mı, ne dersiniz Erdoğan Bey? Yaramaz. Yarasaydı en azından bugün için 1200 dolar civarında değil de 1300 dolara yakın bir yerde olurdu. Yani altın fiyatlarında işte 1300 dolara yaklaşınca 1500 dolara gidiyor muyuz, 1200 dolara yaklaşınca 1000 dolara geriliyor muyuz gibi algı, konuşmalar vesaire oluyor. Çok doğru değil. Altın bir yere gitmiyor aslında. Yani kaldığı yerde o kadar ağırlaştı ki bir yere gitmesi artık gittikçe zorlaşıyor. Gerçekten bir yerlere yükselmesi için en azından bir faiz, işte enflasyon ışığı görmemiz lazım dünyada. Ha şu güvenli liman algısı var ya. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa, güvenli limana gitme ihtiyacı varsa paranın, ki ben öyle bir ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. Paranın güvenli liman aramasından ziyade fırsat aradığını düşünen taraftayım ben. Hem hisse senetleri tarafında coşku devam ediyor. Yani riskli varlıklarda risk iştahında azalma yok, klasik tabirle. Niye ben bugün altın alayım ki? Altının bana herhangi bir vaat ettiği göreceli ucuzluk haricinde ne var? Çin Merkez Bankası altın alıyor, doğru. Büyük merkez bankaları satarken daha çok Doğu merkez bankaları altın, fizik altın almaya devam ediyorlar. Doğru, evet. Ama bu iş sadece fiziki alımlarla da olabilecek bir şey değil. Çünkü altın fiyatını 1500 dolardan 1200 dolara düşüren şey kaldıraçlı piyasada tuşa basarak yapılan işlemlerdeydi. Yani 500 ton altın satıldı bir tuşta. Yani bu durumda işte Hindistan'da altın düğün sezonu, Çin Merkez Bankası'nın alımı vesaire, bunlar bizim belki magazinsel konuşabileceğimiz şeyler. Fakat altın her yükselişinde çok ciddi satıcılarla karşılaşıyor. Çok güçlü alıcılar henüz yok. Çünkü bugün alayım da bir vadede 3 ay sonra, 6 ay sonra daha yüksek fiyattan satabilirim diyebilecek yatırımcı sayısı çok az. Sadece akıllarda 1900 dolarlık o yüksek seviye var. 1900 dolardan 1200 dolara düşen altın ucuzdur deniyor. Ama ucuzun da ucuz var. İstersen kapatırken bir de petrolden bahsedelim diyeceğim Mustafa. Çünkü bu kadar Merkez Bankası'nın faiz indirmesinde bu sihirli rakam %2'lik enflasyon hedeflerinin dünyanın birçok yerinde bir türlü tutturulamıyor olmasının da etkisi vardı. Burada da hep emtia fiyatları vurgusu var. İçeride de dün enerji ve gıda diyor Merkez Bankası. Ne dersin, petrol fiyatlarında bundan sonra nasıl bir gidişat görebiliriz? Petrol fiyatları çok ilginç, çok sert geriledi. Tepki verdi, trade ettiler, tekrar yukarı çıktı.
baktığımızda petrol fiyatlarının ben bu yıl için 50-55 dolarlar civarında oturmasını bekliyorum. Özellikle petrol ihraç eden ülkelerin ve Nijerya'nın geçtiğimiz hafta veya bu hafta başı galiba OPEC toplantıya çağırması söz konusu. Burada Suudi Arabistan rolü çok önemli. Suudi Arabistan inatla petroldeki arzı arttırma taraftarı. Çünkü petrol çıkarma maliyeti çok düşük Suudi Arabistan'ın. Diğer üyelerin ise bunu kısma yönünde bir eğilimi var. Dengelenecek ama görünen o ki dünyadaki büyüme sorunu devam ettiği için petrol fiyatlarında çok hızlı bir yukarı çıkma beklenmemeli. Bu seviyeler esasında bize de zaman kazandırıyor. Özellikle yapısal bazı reformları yapmak için. Belki Merkez Bankası'nın sonuç bildirisinde de buna atıfta bulunmuştu. Dolayısıyla petrol fiyatları konusunda genişletici bir para politikası gibi olmaya başladı petrol fiyatları. O kadar hızlı düştü ki büyümeye veya canlanmaya çalışan ekonomiler için de önem taşıyor. Yalın da bunu vurguladı. Böyle devam edecekmiş gibi görünüyor. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bugün geri sayıma değerli katılımınız için. Finansal stratejist Mustafa Aşkın ve GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la birlikte geri sayımı böylece noktalıyoruz ve kısa bir ara vereceğiz. Ardından sözü piyasa ekranına devrediyoruz. 15.20'de Dünya'dan Notlar'da tekrar birlikteyiz. Şimdilik hoşçakalın.